Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugün Müslümanların kendi aralarında yapmış oldukları 10 vahşi savaşa değineceğim kısa kısa. Esasında Müslümanların kendi aralarında yaptıkları çok fazla savaş var. Özellikle Muhammed dönemi, Muhammed öldükten sonraki Emeviler ve Abbasiler döneminde belki de yüzden fazla iş savaş var. Birbirleriyle yaptıkları savaşlar var, isyanlar var, darbe girişimleri var. Yani çok kanlı, çok vahşi bir tarihten söz ediyoruz. Ama ben bugün söylediğim gibi sizler için bunlar içerisinden en ünlü olanlarından 10 tanesini seçtim. Kısa kısa değineceğiz. Hemen sunuma geçelim. İlk savaşımız Ridde Savaşları değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oldukça meşhurdur bu hadise. Muhammed vefat ettikten sonra Müslümanların Önemli bir kesimi dinden çıkarken önemli bir kesimi de dinden çıkmayıp halifeye biat etmiyorlar. Ebu Bekir'e biat etmiyorlar. Yani ve Ebu Bekir bunların hepsinin üzerine ordular yolluyor. Bunları katlettiriyor. Bu konuyla alakalı kısa bir açıklama var burada. Onu okuyacağım. Sağ tarafta görmüş olduğunuz görsel bu konudan bahseden bir kaynak kitabı. Rogerson'un yazmış olduğu bir kitap. Yabancı bir kaynak. Şimdi bu sol taraftaki kısa açıklamayı okuyalım ve devam edelim. Muhammed hayatını kaybettikten sonra Müslümanların önemli bir kesimi isyan çıkarıp ayaklanmıştır. Bunlardan önemli bir kısım doğrudan dinden çıkarken bir kısmı ise Ebu Bekir'in halifeliğini tanımadığını belirtmiştir. 632 yılının Ağustos ayında Ebu Bekir elindeki tüm kuvvetleri değerlendirmeye alarak harekat stratejisini belirliyor. Ebu Bekir bu harekat öncesi giriştiği muharebeler sayesinde ayaklanmacıları tartma fırsatını yakalamış hem de üstün bir konumda saldırma olanağını elde etmiştir. Ancak Ebu Bekir'in karşısında birden çok düşman bulunur. Tulay Habuzaha Malik bin Nuvaira butahta ve Musaylıma da Yamamahtadır. Ayrıca Doğu ve Güney yönlerinde kıyı şeridi dahil olmak üzere başkaldır haberleri Bahreyn, Umman ve Yemen başta olmak üzere çok sayıda bölgeden gelmektedir. Ebu Bekir elindeki kuvvetleri böler en güçlü birlik Halit bin Velid komutasına verilir ki biliyorsunuz Halit bin Velid oldukça gaddar ve aynı zamanda başarılı bir askerdir. Esas vurucu güç Halit bin Velid'in elindedir. Bu birlik en güçlü isyancı ordulara karşı gönderilecek. Diğer birlikler görece daha zayıf ayaklanmalarla ilgilenecektir. Netice itibarıyla bu isyanlar çok kanlı şekilde bastırılabilmiş. On binlerce Müslüman ve dinden çıkan insanlar katledilmiştir. Değerli arkadaşlar bu katletme hadiseleri sırasında oldukça vahşi yöntemler de sergilenmiştir. Ben burada çok detay vermedim. Tek tek 10 tane farklı savaşa değineceğim için uzamasın diye. Burada Ebu Bekir onlara ibret verici cezalar verin diyor. Bu emirleri veriyor. Bir de isyan eden gruplara mektuplar gönderiyor. Şayet biat etmezseniz çok vahşi şekilde cezalandırılacaksınız. Daha sonra komutanlara, ordulara Onları ibret verici şekilde cezalandırın diyor. Bunlardan bir kısmı yakılıyor, bir kısmı çok vahşi farklı yöntemlerle öldürülüyor derler arkadaşlar. Ve bunları Müslümanlara yapıyor bu Bekir. Düşünün yani. Müslümanın Müslümana neler yaptığını görüyoruz bu tarihi okuduğumuz zaman. Gerçekten son derece kan dondurucu hadiseler. İkinci savaşımız Cemel Savaşı derler arkadaşlar. Bu da Ali ile Ayşe arasında cereyan eden bir savaştır. Oldukça meşhur bir savaştır sahabenin ve Müslümanların en önemli şahsiyetlerinden olan Ayşe ve Ali arasında söylediğimiz gibi gerçekleşmiştir. Çok sayıda Müslüman bu savaşta birbirini prasa keser gibi doğrayarak katletmiştir. Aşağıda İslam Ansiklopedisi'nin Cemal Vakası bölümünden bir kesit görüyorsunuz. Bu kesiti de kısaca okuyalım. İyi bir kumandana sahip olmayan Ayşe, kendi safındakilerin kaçmasını önlemeye çalışıyor. Ancak birdenbire şiddetlenen savaş özellikle Ayşe'nin etrafında cereyan ediyordu. Onun içinde bulunduğu hevdece yani bu devenin üstündeki içinde oturduğu şeye deniliyor hevdeç. Oraya oklar yağarken kendisini korumak için Abdullah bin Talha dahil yaklaşık 70 kişi burada can verdi. Ali savaşın Ayşe'nin bindiği devenin etrafında cereyan ettiğini görünce devenin öldürülmesini emrediyor. Daha sonra deve öldürülüyor. Ayşe savaşı devesinin üzerinden idare ettiği için İslam tarihinde bu olaya Vakatül Cemel. Cemel vakası deniliyor. Burada değerli arkadaşlar bazı kaynaklara göre 15-20 bin Müslüman hayatını kaybediyor. Bazı kaynaklara göre daha az. Yani çok fazla Müslüman. O tarihleri düşünürseniz oldukça eski tarihler. 10 bin sayısı vesaire çok büyük sayı. Yani günümüzün 200 bin, 300 bin yani bu sayılara denk rakamlar. Daha sonra Ayşe Dev'e öldürünce deveden düşüyor. Ali onu korumaya alın diyor. Birkaç kişiyi gönderiyor. Kardeşi falan gidiyor. Ölmesin diye onu korumaya alıyorlar. Oradan kalabalığın içerisinden çekiyorlar. Daha sonra Ayşe ömrünün sonuna kadar Mekke'de yaşamak zorunda kalıyor. Yarı hapis hayatı gibi bir hayat yaşıyor. Düşünün Ali ve Ayşe çok önemli karakterler değerli arkadaşlar. Birisi Muhammed'in eşi. Diğeri Muhammed'in damadı. Ve sahabenin en büyüklerinden bunlar. Ve bunların ikisi dahi bu denli kanlı bir savaşa tutuşabiliyorlar birbirlerine girebiliyorlar. Hani bunlar bunu yaparsa öteki Müslümanlar ne yapmaz? Düşünün birisi Muhammed'in eşi, diğeri en çok güvendiği dört büyük sahabeden birisi dediği Ali. Yani buradan tahayyül edin siz bu dinin neden gerçek olmadığını, neden insanlara barış, huzur getiremeyeceğini şu olaylardan tahayyül edin. Hayal edin yani. Yani günümüzde Müslümanlar arasındaki ayrılıklara, savaşlara, çatışmalara şaşırmamak gerekiyor. Bunların hepsinin temel kaynağı İslam dinidir değerli arkadaşlar. Kişiler, şahıslar değildir. Biraz sonra göreceksiniz bunun sıfın savaşı var, birinci Müslüman İs savaşı var, ikinci Müslüman İs savaşı var, Mekke'nin birinci kuşatması var, ikinci, üçüncü, beşinci kuşatması var, İsyanlar, darbeler yani dolu. Hani bir tane iki tane münferit olay olsaydı belki derdik ki tamam bunun İslam diniyle alakası yok, kişilerin şahsi çıkarları falan öyle bir şey yok doğrudan İslam'la alakası var. Çünkü İslam'ın oluşturulmasındaki temel mantık gücü, zenginliği elde tutmaktır. Bu çatışmaların da temel dayanak noktası güç ve çıkar ilişkileridir. O yüzden hepsinin sebebi doğrudan dinidir, İslamidir. Tamam, devam edelim. İkinci savaşımız Cemal Savaşı'ydı. Üçüncü savaşımız Sıfın Savaşı. Bu savaşta Ali ile Muaviye arasında yaşanan ve kaynaklarda 70 bin Müslümanın katledildiği belirtilen uzun soluklu korkunç bir Müslüman iç savaşıdır. Bakın değerli arkadaşlar burada 70 bin Müslüman katlediliyor. 70 bin. Sayının korkunçluğunu o dönemki şartları aklınıza getirerek düşünün. Hani bundan 1300-1400 yıl kadar önce uzun süren bir savaşta 70 bin Müslüman birbirini katlediyor. Muaviye'nin savaşın seyrini değiştirmek için mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını takarak Ali tarafını tufaya düşürdüğü hadise bu savaşta yaşanmıştır. Biliyorsunuz bu yaprakların, Kur'an yapraklarının mızrakların ucuna takılması hadisesi de oldukça meşhurdur. Burada Muaviye bu taktikle Ali'yi tufaya düşürüyor çünkü savaşı kazanacak gücü yok. Burada açıklama var değerli arkadaşlar. Hepsini okumayacağım. Siz dilerseniz İslam Ansiklopedisi'nin Sıfın Savaşı maddesine girip bunları okuyabilirsiniz. Burada savaş yani tek bir savaş yok. Birkaç farklı savaş var. Kuvvetler ilk önce bir yerde bir araya geliyor. çalışıyor. Daha sonra başka bir yerde çatışıyorlar. Vesaire. Ateşkes yapılıyor. Daha sonra tekrardan savaş başlıyor vesaire vesaire. Yani bayağı uzun bir hikaye ve söylediğimiz gibi bu savaşta Müslümanlar birbirlerini katlediyor. 70 bin Müslüman ölüyor. Devam edelim. Ha şu sağ taraftaki kaynakta bu 70 bin rakamının geçtiği yer. Bunu da ben İslam Ansiklopedisi'nden aldım. Bakın burada şu söyleniliyor. İki ordunun mevcuduyla ilgili olarak 50.000 ile 150.000 arasında değişen rakamlar verilmektedir. Umumi temayül her iki tarafın 90 bin civarında askere sahip olduğu şeklindedir. Yani ana görüş her iki tarafında 90'ar bin askere sahip olduymuş. İki tarafta 10 binlerce kayıp vermiştir. Abartılı bulunmakla birlikte kaynaklarda 70 bin civarında Müslümanın öldüğü zikredilir. Cemal vakasından sonra ikinci İst Savaşı olan Sıftın Savaşı İslam toplumunun geleceğini en çok etkileyen olaylardan birisidir. Yani çok fazla Müslüman katledilmiş onu anlıyoruz. Şimdi dördüncü savaşa geldik. Dördüncü savaşımız Harre Savaşı. Yezid'in Medine'yi ye işgal ettiği savaştır değerli arkadaşlar. Bu savaş oldukça dramatik, trajik bir savaştır. Bu savaşta binlerce Müslüman katledilmiştir. Bununla da kalınmayıp şehirdeki birçok kadına ve kıza tecavüz edilmiştir. Hatta bu tecavüzlerden doğan çocuklara Evladül Harre ismi verilmiştir. Biliyorsunuz zamanında Bernal Laçin, İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı şeklinde bir tweet atmıştı Twitter'da ve ondan sonra korkunç bir lince tabi tutulmuştu. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin sanki kadın palavra atıyormuş uyduruyormuş gibi. Oysa bu olaylar İslam tarihinde kabak gibi ortadadır yazılıyor çiziliyor. Burada Berna bahsettiği savaş Harre Savaşı'ydı. Burada Yezid Medine'yi işgal ettiriyor ve oradakileri resmen Hani Müslümanlar kafir bir şehri işgal ettiklerinde oradaki her şey onların ganimeti olur. Malları el koyarlar, kadınlar kızlar cariye yapılır, tecavüz edilir, onlara el konur. Burada Yezid Medine ahalisine, Müslüman Medine ahalisine tıpkı kafir bir şehir muamelesi yapıyor. Onlar ganimettir, 3 gün boyunca şehri talan ettiriyor. Biliyorsunuz Müslümanlar bir şehri işgal ettiklerinde İslam fıkhına, hukukuna göre orası 3 gün boyunca talan edilir. Mesela İstanbul'da aynı şekilde edilmişti. Her ne kadar saçma sapan bilgiler olsa da efendim yok Fatih kimseye ellememişti falan böyle barış timsali girmiş. Onların hepsi palavra. Gerçek tarihi okursanız İstanbul'un 3 gün boyunca talan edildiğini görürsünüz. Yani bir İslam geleneğidir. Burada Medine'nin Müslüman ahalisi 3 gün boyunca talan ediliyor. Kızlara, kadınlara tecavüz ediliyor. Bunlardan doğan çocuklara evladül harre deniliyor. Bernal için de bu konuya değinmişti. Bakın burada İslam ansiklopedisinden bilgi verdim. Burada hafifletilmiş şekilde belirtildiği halde tecavüzden bahsediliyor. Ki siz efendime söyleyeyim Taberi gibi İbn Kesir gibi pek çok İslami kaynağa gidip baktığınızda zaten bunun çok detaylı bir şekilde anlatıldığını görebilirsiniz. Şunu da kısaca okuyalım. Müslüm bin Ukbe Medinelilere Yezid'in tavsiyesi uyarınca 3 gün mühlet verdi ve ekonomik sıkıntılarını giderecek bazı tekliflerde bulunduysa da olumlu cevap alamadı. Sonra savaş başlıyor. Mevi kuvvetleri şehri dört bir taraftan kuşatıyorlar. Başlangıçta içeri giremedikleri için savaş Medinelilerin lehine gelişiyor. Fakat daha sonradan olaylar değişiyor. Şehre giren askerler kısa sürede her tarafı ele geçiriyor. Medine'yi müdafaa edenlerin başında bulunan Abdullah bin Hanzala ve 8 çocuğu öldürülüyor. Onların haricinde pek çok Müslüman katlediliyor. Ve burada sağ taraftaki bilgiye bakın. Medinelilerin kayıpları hususunda 300'den 10.000'e kadar değişik rakamlar zikrediliyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada alt taraftaki bilgi daha önemli. Klasik kaynakların bir kısmına göre şehir 3 gün mübah kalınmış. Yani 3 gün boyunca şehri talan edebilirsiniz. Kadınlar, kızlar sizin cariyeniz, köleniz hükmündedir. Tecavüz edebilirsiniz vesaire diye 3 gün hak tanınmış. Buraya işgal eden Müslümanlara. İnsanların canlarına ve mallarına kastediliyor. Tecavüzler sonucunda doğan çocuklara da evladül harre deniliyor. Vakidi bu durumdan bahsediyor. i̇bn Kesir, Yezid'in Medine'yi mübah kılması onun büyük hataları arasında olduğunu belirtiyor. Bunun İslam tarihi için büyük bir utanç olduğundan bahsediyor. i̇bn Kesir gibi büyük alimler, Vakidi gibi farklı alimler bunlardan bahsediyor. Söylediğimiz gibi değerli arkadaşlar, burada Müslüman iki grup savaşıyor. Yezid Medine'yi işgal ediyor. Daha sonradan Medine'yi ele geçirip burayı talan ettiriyor. Binlerce Müslümanı katlediyor ve binlerce Müslüman kadına kıza tecavüz ettiriyor. Bu kadar yeterli sanırım. Geçelim. 5. Kerbela katliamı. Bu da İslam tarihinde oldukça meşhur bir hadisedir değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü Muhammed'in torunu olan aynı zamanda Ali'nin oğlu olan Hüseyin aile fertlerinin bir kısmı ve çok sayıda Müslüman resmen katlediliyor. Yani bu bir savaş değil. Bu bir katliam. Savaş olmasa da önemli bir hadis olduğu için ciddi şekilde önemli bir hadis olduğu için onu da buraya ekledim. Emevi halifesi 1. Yezid tarafından Muhammed'in torunu, Ali'nin oğlu olan Hüseyin aile fertleri ve onu korumaya çalışan diğer, diğer bazı Müslümanların katledildiği hadisedir. Toplamda 70 civarında insanın katledildiği belirtilir. Müslümanların Müslümanları katlettiği en trajik hadiselerden birisidir. Cesetlerin uzun süre gömülmesine izin verilmemiş, Yezid'in ordusu ayrıldıktan sonra gömülebilmişlerdir. Bu katliam esnasında Hüseyin'in kafası kesilmiş ve kimi rivayetlere göre onunla top gibi oynanmıştır. Mesela kısaca bu şekilde değerli arkadaşlar işte Hüseyin'in kellesini kesip Yezid'e götürüyorlar. Daha sonradan bu kellenin nereye gömüldüğü de şaibeli. Bazı bilgilere göre Cennetül Bakiye Medine'deki gömüldüğü söyleniyor. Bazı bilgilere göre nerede olduğu belli değil. Söylediğimiz gibi cesetler günlerce ortada kalıyor. Ordu ayrıldıktan sonra bunlar gömülebiliyor. Yani böyle korkunç bir hadise. Düşünün adamlar Muhammed'in torununu bile gözlerini kırpmadan katledebiliyorlar. Bunu yapanlar Müslüman. Karşı tarafta zaten Müslüman Muhammed'in torunu. Muhammed'in torununa bile bunu yapabiliyorlar. E artık siz düşünün yani bu din insanlığa ne verebilir? İçinde bu denli katliam, bu denli iç savaş barındıran, inanırlarının bile birbiriyle hiçbir şekilde geçinemediği, anlaşamadığı bir inanç insanlığa ne verebilir? Hiçbir şey veremez. Sadece gözyaşı verebilir, sefalet verebilir. Devam edelim. Nehravan Savaşı, Halife Ali'nin ordusu ile 658 Temmuz'unda Asi grup hariciler arasında yaşanan savaştır. Onlar 1. Müslüman İs Savaşı sırasında Ali'nin dindar müttefiklerinden oluşan bir gruptu. Evet 1. Müslüman İs Savaşı var, bunun ikincisi var, üçüncüsü var. Bunlar yani hariciler 1. Müslüman İs Savaşı'nda Ali'nin yanında bulunan dindar müttefiklerden oluşuyormuş. Ali Suriye valisi Muaviye ile anlaşmazlığı müzakereler yoluyla çözmeyi kabul ettiğinde Sıffın Savaşı'nın ardından grup tarafından Kur'an'a aykırı olarak etiketlenen bir hareketle ondan ayrıldılar. Sadakatlerini yeniden kazanmaya yönelik başarısız girişimlerin ardından ve isyancı ve canice faaliyetleri nedeniyle Ali günümüz Bağdat yakınlarındaki Nehravan Kanalı'nın yanındaki karargahlarının yakınında haricilerle karşı karşıya geldi. 4000 İsyancıdan 1200'ü affedile kazanılırken kalan 2800 isyancının çoğunluğu takip eden savaşta öldürüldü. Diğer kaynaklar kayıpları 1500-1800 arasında olarak verir. Savaş grup ile haricilerin mürted olarak damgalandığı Müslümanların geri kalanı arasında kalıcı bir bölünmeyle sonuçlandı. Yenildikleri halde birkaç yıl boyunca şehirleri ve kasabaları tehdit etmeye ve taciz etmeye devam ettiler. Ali Ocak 661 yılında hariciler tarafından öldürüldü. Biliyorsunuz İslam'ın dört halifesi de öldürülmüştür. Ömer, Osman, Ali, Osman çok feci şekilde öldürülmüştür. Bu konuyla alakalı ben yayın yaptım. Ömer de öyle. Ebu Bekir'in öldürülmediği zannedilir. Oysa İslami kaynaklara baktığımızda onun da öldürüldüğünü anlıyoruz. Ali de aynı şekilde öldürülüyor ve hepsini Müslümanlar öldürüyor. Sadece Ömer'i öldüren kişinin Müslüman olup olmadığı konusunda biraz şaibe var. İranlı bir şahıs olduğu için kendisi. Hani Müslüman mı değil mi bilinmiyor. Ama onun da öldürülme sebebi Ömer'in yapmış olduğu haksız, hukuksuz davranışlar ki ben bu konuyla alakalı da kanalımda yayın yapmıştım. Yani korkunç bir tarih. Korkunç bir tarih bir okusanız İslam tarihini resmen kanınız donar. Ve bize bu tarih aslı saadet dönemi, barış huzur dönemi, dünyaya adalet getiren din mübinin neferleri vesaire diye aksettirilmeye çalışılıyor. Komik olan tarafı burası. Devam edelim. Birinci Mekke kuşatması, Eylül-Kasım arasında 683'te kuşatılıyor. İkinci fitnenin ilk savaşlarından biriydi. Bir de İslam'da birinci fitne, ikinci fitne diye dönemler var. Bu dönemlerde Müslümanlar arasında pek çok savaş oluyor, isyan oluyor, darbe oluyor. O yüzden bu dönemler birinci fitne, ikinci fitne olarak isimlendiriliyor. Mekke şehri birinci Emevi Yezid'in halifelik hanedanının halefine en önde gelen meydan okuyuculardan biri olan Abdullah bin Zübeyir için bir sığınaktı. İslam'ın diğer kutsal şehri Medine'nin de Yezide isyan etmesinden sonra Emevi hükümdarı Arabistan'a boyun eğdirmek için bir ordu gönderiyor. Emevi ordusu Medine'lileri bozguna uğratıyor ve şehri alıyor. Ancak Mekke bir ay süren kuşatmada direniyor ve bu sırada Kabe kuşatılıyor. Kabe yakılıyor, yangında hasar görüyor. Hatta bu kuşatma sırasında bazı camiler ahıra çevriliyor. Bu konuyla alakalı da ben yayın yapmıştım ve tarihte ilk defa camiyi ahıra çeviren kitlenin Müslümanlar olduğunu belirtmiştim. Savaş esnasında Yezid'in ani ölüm haberinin gelmesiyle kuşatma sona eriyor. Emevi komutan Hüseyin İbni Nümeyr Es-Sakuni İbni Zübeyr'i kendisiyle Suriye'ye dönmesi ve halife olarak tanıması için boş yere ikna etmeye çalıştıktan sonra kuvvetleriyle birlikte ayrılıyor. Zübeyr is savaş boyunca Mekke'de kalıyor ancak yine de kısa süre sonra Müslüman dünyasının çoğunda halife olarak kabul ediliyor. Bu Mekke'nin ilk kuşatması biraz önce bahsettiğimiz Medine'nin kuşatması vardı. Burada Mekke kuşatılıyor. Bayağı zarar veriliyor. Kabe bile yakılıyor. Yine iki Müslüman grup birbiriyle savaşırken oluyor bu hadiseler. Devam edelim. İkinci Mekke kuşatması. 683 yılında Halif'in vefatından sonra İbn-i halifelik vilayetlerin çoğunda halife olarak tanınırken birinci fitnenin son ermesinden bu yana hilafeti yöneten Emeviler kendi kalelerine kapatılmıştı. Emevi yanlısı kabileler 684'te Mervan İbni El Hakem'i halife seçtiler. 685 yılında ölümünden sonra oğlu ve halefi Abdülmelik Emevi otoritesini halifelik boyunca yeniden tesis etme görevini üstlendi. Suriye ve Irak'taki düşmanlarını yendikten sonra Generali Haccac İbni Yusuf'u gönderdi. İbni Zübeyri yenmek için Mekke'ye gitti. Yani burada Abdülmelik ile arasında bir savaş var. Zübeyir Mekke'de, Mekke ahalisi onu halife olarak tanıyorlar, ona biat ediyorlar. Mervan ise Emevilerin lideri, onu farklı Müslüman gruplar tanıyorlar, ona biat ediyorlar. Sonra Abdülmelik Mekke'yi kuşatmak için Haccaç bin Yusuf'u gönderiyor. Haccaç bin Yusuf da çok zalim birisi biliyorsunuz. Daha sonradan çok fazla katliamlar yapıyor. İbn-i yenmek için Mekke'ye Emeviler saldırıyor yani. Tapınakta kan dökülmesini önlemek için Haccaca şehri kuşatması ve İbn-i aç bırakması emrediliyor. Kuşatma Mart 692'de başlıyor ve 6 ila 7 ay sürüyor. Mancınıklarla burada şehir bombalanıyor. Kabe mancınıklarla yıkılıyor. Büyük hasar veriliyor. Erzak kesiliyor. Bu da Zübeyir'in takipçileri arasında büyük çapta firarlara yol açıyor. Tabi millet aç kalınca bazıları ayrılmış kaçmış. Ekim 692'de az sayıda destekçisiyle birlikte Zübeyir öldürülüyor. Kuşatma 10 yıl süren İz Savaş'a son veriyor. 10 yıl boyunca İz Savaş sürüyor Müslümanlar arasında değerli arkadaşlar. Hani 682'den 692'ye kadar 10 yıl süren bir İz Savaş var ki biz bunların arasından sadece ünlü hadiselere burada yer veriyoruz. Korkunç bir dönem. Bu kuşatma 10 yıl süren İz Savaş'a son veriyor ve Hilafet Abdülmelik'in altında birleşiyor. Mancınıklarla yapılan bombardımanlardan zarar gören Kabe, İslam peygamberi Muhammed döneminden kalma orijinal planına göre yeniden inşa ediliyor. Kabe'nin ikinci yıkılması bu. Birinci Mekke kuşatmasında yakılıyor, büyük hasar görüyor. İkinci Mekke kuşatmasında mancınıklarla yok ediliyor, yıkılıyor. Devam ediyoruz. Bu Mekke'nin ikincisi var, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi var kuşatmaların. Mekke sürekli saldırı altında ve bu saldırıları yapanların tamamına yakını Müslümanlar değerli arkadaşlar. Yani yüzü e yakın savaş ben size çıkartırım. Emevi, Abbas dönemi sadece Müslümanlar arasında. Endülüs'te bile iş savaş var. Endülüs iş savaşı Müslümanlar arasında. Düşünün yani adamların tek övündüğü şey var Endülüs medeniyeti diye. Ki onlarla alakası yok zaten o medeniyetin altyapısında biz farklı şeyler olduğunu biliyoruz. Orada bile adamlar birbiriyle savaşıyor. İş savaş çıkıyor. Devam edelim. Merci Rahit Savaşı. Bu da Halife Mervan bin Hakem ile Mekke halifesi Zübeyir arasında yaşanmış bir savaştır. Farklı bir savaş bu. Söylediğimiz gibi 10 yıl süren iş savaş var bu dönemlerde. Bu da onlardan birisi farklı bir savaş. Çok ünlü olmasa da bunu da ekledim araya. Bu mercirahi savaşı tek bir savaş değil birkaç farklı savaşa sahne oluyor. Sonuca ulaşılan savaş mercirahitte yapıldığı için ismi bu şekilde kalıyor. Çok sayıda Müslümanın birbirini katlettiği savaşlardan birisidir. Burada da Hak bin Kays var. Mercirahit'te karargah kuruyor. Abdullah bin Zübeyir'i destekliyor. Dahak bin Kays. Ondan sonra işte Mervan bin Hakem de buraya ordu yolluyor vesaire. Burada savaş oluyor. Son savaş Mercirahit'te söylediğimiz gibi birkaç farklı savaş oluyor. 684 yılının 3 Ağustos'unda Mercirahit'te iki ordu karşı karşıya geliyor. Dahak'ın 30 bin kişilik ordusuna karşı Mervan'ın 10 bin civarında bir ordusu var. Savaş 20 gün bütün şiddetiyle devam ediyor. Sonunda Kayslılar büyük kayıplar vererek savaş meydanını terk ediyorlar. Dahak Zahme bin Ubeydullah El Kelbi tarafından öldürülüyor. Kays kabilesinin ileri gelenleri de savaş meydanında hayatlarını kaybediyorlar. Dahak bin Kays 30 bin kişilik orduyla gelmiş. Mervan 10 bin kişilik orduyla bu 30 bin kişilik orduyu dağıtıyor. Çok fazla Müslüman gene katlediliyor. Yine iki Müslüman grubun birbiriyle savaştığı bir savaş. Devam edelim. Evet son savaşımız Esasında bu bir savaştan ziyade isyan girişimi ama yine baskın olduğu için birbiriyle insanlar savaştığı için savaş diyebilirsiniz. Esasında darbe girişimi gibi bir şey bu. Bu arada şu konu çok önemli bakın. Eştak hem Mekke hem de Medine'de valilik yapmış olan bir hadis alimidir. Aynı zamanda bu Eştak hadis rivayet eden bir alim. Mervan bin Hakem ile arası iyi olan birisiydi. Emevi içinde yaşanan entrikalar neticesinde valilik görevinden azlediliyor. Bunu içine sindiremiyor Eştak. Kin besliyor. Kendi yandaşı Müslümanlarla birlikte isyan çıkartıyor. Daha sonra isyan kanlı bir şekilde bastırılıyor. Abdülmelik sonra bu isyanı bastırdıktan sonra Eştak'ı kendi sarayına davet ederek onu sarayda kendi elleriyle öldürüyor. Bakın yine İslam Asiklopedisi'nden eklemiş olduğum bölümde en aşağıda bu bilgiyi görebilirsiniz. Yani yine Müslümanlar arasında yaşanan bir savaş, çatışma. Eştak denen bir hadis alimi var. Ünlü birisi Mekke'de Medine'de valilik yapmış. Bu isyan kanlı şekilde bastırılıyor. Yine Müslümanlar Müslümanları katlediyor, öldürüyor değerli arkadaşlar. Bugün bu konuya temas ettik. Lütfen bu yayınları paylaşın. Beğeni ve yorum atın ki daha fazla insana ulaşabilsin. Bakın burada kaynaklar da yazıyor. Bunlar her zaman olduğu gibi Açıklama kısmına ekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.